Hepimiz psişik yeteneklerimizi kullanma potansiyeline sahibiz. Ama yeteneklerimizi nasıl geliştireceğimizi bilmiyoruz. Sezginizle gerçekten bağlantı kurabilmeniz ve psişik yeteneklerinizin kilidini açmak için manevi becerilerinizin eğitilmesi ve geliştirilmesi yeterlidir. Sezginizi geliştirmek, keskinleştirmek ve manevi yeteneklerinizle bağlantınızı derinleştirmek için kullanabileceğiniz bazı teknikler var. Bunlar, psişik yeteneklerinizin kilidini açmanıza yardımcı olmak için önerilen yollar olsa da, bu yöntemler deneyimli psişiklerin pratik yapması ve yeteneklerini geliştirmesi için de oldukça yararlıdır. Yapabileceğinize inanın. Psişik potansiyeliniz, kendinize olan inancınıza inanılmaz derecede bağlıdır. Yapabileceğinize inandığınız zaman yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Ama bunun biraz zaman alabileceğini kabul etmelisiniz. Nihayetinde psişik yeteneklerinize istediğiniz zaman erişebileceksiniz. Psişik yeteneklerini geliştirmiş olan kişilere nasıl geliştirdiklerini ve sizin için ne gibi tavsiyelerde bulunabileceklerini sorun. Başkalarından bir şeyler öğrenmek, psişik gelişiminiz için farklı yöntemler bulmanın harika bir yoludur. Günde bir kez meditasyon yapın. Meditasyonu her gün en az 10-15 dakika boyunca derin bir rahatlama durumuna ulaşmak için fırsat olarak kullanın. Meditasyon, ruhsal benliğinizle daha fazla bağlantı kurmanıza ve etrafınızdakilerin enerjisiyle daha uyumlu hale gelmenize yardımcı olur. Meditasyonda yeniyseniz, rahat bir şekilde meditasyon durumuna girmek için söyleyeceklerimi yapabilirsiniz. İlk olarak kendinize televizyon veya cep telefonu gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan arınmış huzurlu bir ortam hazırlayın ve sadece sakinleştirici müzik açın. Ardından rahat kıyafetler giyin. Zihninizi temizlemeye çalışırken giysilerinizin ne kadar kısıtlayıcı olduğuna odaklanmak istemezsiniz. Meditasyona başlamadan önce vücudunuzu gerin. Gerginliği en azı indirmek daha fazla rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Hazır olduğunuzda en rahat meditasyon pozisyonunuzu alın. Nefesinizi takip edin ve sonunda görselleştirmeyi uygulayarak gözlerinizi kapatın. Belirli nesnelerin enerjisini hissetme alıştırması yapın. Bir nesnenin enerjisini okumak için ona dokunulmasına psikometri denir. Psikometri, sezginizi arttırmanın ve psişik yeteneklerinizi geliştirmeye başlamanın harika bir yoludur. Psikometride en etkili nesneler, taşlar, yüzükler ve kristallerdir. Psikometri uygulamaya başlarken, elinizin boyutu kadar veya daha küçük olan nesnelerle başlayın. Örneğin, mücevherler ve diğer metal nesneler enerjiyi iyi tutma eğilimindedir. Derin nefes alın ve enerjinin sizden akmaya başlamasına izin verin. Ellerinizde bir karıncalanma hissi oluşursa bu tamamen normaldir. Nesne elinizdeyken gözlerinizi kapatın. Vücudunuzun nasıl hissettiğine odaklanın ve sezginizin size ne söylediğini dinleyin. Affetmek ve unutmak için kendinize izin verin. Psişik güçlerinizi geliştirmek için kendinizde iç huzuru bulmak zorundasınız ve içinizdeki barışı sağlamanın bir kısmı kendinizle çevrenizdeki insanlar arasındaki her türlü çatışmayı çözmektedir. Çatışmaları etkin bir şekilde çözme alıştırması yapmalı ve çoğunlukla önlemelisiniz. Eğer bir çatışmanın kendini göstermesi gerekiyorsa, daima barışçıl bir çözüm düşünüyor olmalısınız. Öfke sadece ruhsal enerjinizi engelleyecektir. Doğada bir yürüyüş yapın. Meditasyon yerinde oturma pratiği ile sınırlı değildir. Zihninizi rahatlatmanın ve sezginizi güçlendirmenin bir başka harika yolu da doğal enerjiyi emmek için dışarıda bir yürüyüş yapmaktır. Basitçe yürüyebilir ve zihninizin sakinleşmesine izin verebilirsiniz. Ya da yürürken attığınız her adıma aktif olarak konsantre olabilirsiniz.
vücudunuzun hareketine odaklanarak zihninizin düşüncelerinizi kirletebilecek ve enerjinizi geri tutabilecek herhangi bir şeyden kurtardığını göreceksiniz. Korkularınızla nasıl yüzleşeceğinizi öğrenin. Psişik yetenekler ne iyi ne de kötüdür. Doğaüstü enerji ve psişik enerji endişe verici olabilir. Ancak korkunuz sizi negatif enerjiden daha fazla tutacaktır. Psişik yeteneklerinizin kilidini açmaya karar verdiğinizde onunla gelebilecek tüm sonuçları kabul etmiş olursunuz. Becerilerinizi daha da geliştirdikten sonra beklenmedik zamanlarda kendinizi öngördüğünüz olayların içinde bulabilirsiniz. Maneviyatınızın size getirdiği her hediyeyi kabul etmeli ve yüksek benliğinizle bağlantı kurmak için sizi tutan endişeleri bırakmalısınız. Ruh rehberinizle bağlantı kurun. Ruh rehberlerinin görevleri yaşam yolculuğunuzda ve ruhsal gelişiminizde size rehberlik etmektir. İç çevrenizde birden fazla ruh rehberiniz olabilir ve bunların birleşik bilgeliği ve deneyimleri ruhsal yolculuğunuzda size fayda sağlayacaktır. Ruh rehberiniz her zaman sizinle bağlantı kurmaya hazırdır. Ancak onlarla iletişim kurmak için gereken uygun zihniyete sahip olmak ilk başta zordur. Düzenli meditasyon seanslarınızın bazılarını sadece ruh rehberinizle iletişim kurmaya odaklanmanız gerekir. İlk bağlantınızdan sonra onları tekrar bulmak daha kolay olacaktır. Kendinize şu soruları sormayı deneyin. Ruh rehberim neye benziyor? Ruh rehberimin adı nedir? Ruh rehberimin kişiliği nasıl? Ruh rehberinize sorularınızı sorun. Ruh rehberiniz ihtiyacınız olan her şeyde size yardımcı olmak için oradadır. Bu yüzden elbette rehberlik için onlara başvurmalısınız. Bir ruh rehberinin yetenekleri derin duygusal yara izlerini tamir etmekten kayıp bir eşyayı bulmaya kadar değişir. Ruh rehberiniz sizi desteklemeye ve yönlendirmeye hazır olsa da ruh rehberinize net sorular sorduğunuzdan emin olmalısınız. Eski aile fotoğraflarını okumayı deneyin. Bir resim 1000 kelime söyler. Sezgisel yeteneklerinizi ve psişik yeteneklerinizi kullanarak tüm bu kelimeleri bir resimden okuyabilir misiniz? Eski fotoğraflardaki insanlara bakın ve onlardan hissettiğiniz her şeyi bir not defterine yazın. Bu, psişik becerilerinizi geliştirmenin en eğlenceli yoludur. Çiçek görselleştirme tekniği ile duru görü yeteneğinizi geliştirin. Görselleştirme egzersizleri psişik yeteneklerinizi, özellikle de duru görü yeteneğinizi geliştirmeye yardımcı olacaktır. Bahçenizden bazı çiçekler toplayın veya bir çiçekçiden bir buket satın alın. Bu egzersiz için farklı çiçek türlerine sahip olmak iyi olacaktır. Çiçekleri gözünüzün önüne yerleştirin ve bir süre inceleyin. Daha sonra gözlerinizi kapatın ve çiçeklerden birini hayal edin. Zihninizde çiçeği açıkça görebildiğinizde bir sonrakine geçin. Rastgele görselleştirme ile duru görü yeteneğinizi geliştirin. Çiçek görselleştirmesinde ustalaştığınız zaman veya zaten ustaysanız artık rastgele görüntüler görselleştirmeye başlayabilirsiniz. Rahatlayın, gözlerinizi kapatın ve üçüncü göz bölgenize odaklanın. Ruh rehberlerinizi sizi güzel, huzurlu görüntüler göstermeye davet edin. Düşünmeyin. Sadece zihninizin dolaşmasına izin verin ve görüntülerin üçüncü gözünüze akmasına izin verin. Auraları görme alıştırmaları yapın. Herkes bir aura görmeyi öğrenebilir. Bu yüzden psişik yeteneklerinizi geliştirmenin harika bir yoludur. Bir arkadaşınızın düz renkli bir duvarın önünde durmasını sağlayın. Yaklaşık 2 metre geri çekilin. Arkadaşınızın alnına odaklanın ve arkasındaki duvara baktığınızı düşünün. Böylece başının etrafındaki aura katmanını fark etmeye başlayacaksınız. Aura
görme teknikleriyle ilgili detaylı videomu kanalımda bulabilirsiniz. Video linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Duru işitme yeteneğinizi geliştirin. Her gece uyumadan önce sessizce yatağınıza uzanın. Çevrenizdeki sesleri dinleyin. Konsantre olun ve normalde görmezden geldiğiniz seslere odaklanarak bu sezgisel yeteneğinizi daha da keskinleştirin. Üçüncü gözünüze odaklanın. Duru görü ana psişik yeteneklerden biridir. Duru görü yeteneğinizi geliştirmek için birkaç dakikanızı ayırın ve üçüncü göz bölgenize odaklanın. Daha sonra açıldığını hayal edin. Üçüncü gözünüzün karıncalanmaya başladığını bile hissedebilirsiniz. Bir rüya günlüğü tutun. Psişik yeteneklerinizi geliştirmeye ilk başladığınızda daha önce bastırılmış psişik yetenekleriniz ayrıntılı rüyalarda ortaya çıkmaya başlayabilir. Bunun nedeni ruh enerjinizin uyurken bilinçli zihniniz tarafından bastırılmamasıdır. Bu da maneviyatınızın bilinçsiz zihninizde büyümeye başlamasına izin verir. Bir rüya günlüğü tutmak sizin için faydalı ve sezgisel yolculuğunuzun güzel bir hatırası olabilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.